Herkese merhaba. Çıtır çıtır bir çimdik tatlısı tarifiyle karşınızdayım. Kısa sürede kolaylıkla hazırlayacağınız ve lezzetiyle lokma tatlısına rakip bir tatlı arıyorsanız bu tatlı tam size göre. O zaman hemen şerbeti için bir tencereye 2 su bardağı su ve 2 su bardağı şekeri alarak başlayalım. Ocak üzerinde şeker eriyinceye kadar karıştıralım. Kaynayınca 5-6 damla limon suyu sıkalım. Sıktığınız küçük parça limonu benim gibi şerbet içerisine atabilirsiniz. Kısık ateşte 5 dakika kaynatalım ve başka bir kaba alıp soğumaya bırakalım. Şerbeti soğurken hamuru için bir kaba 1 çay bardağı yoğurdu alalım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta, yarım çay kaşığı karbonat, yarım çay kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı sirke ekleyip biraz karıştıralım. Şimdi 3 su bardağı unun 1 su bardağını ve 1 paket kabartma tozunu ekleyip yoğurmaya başlayalım. Kalan 2 su bardağı unu kontrollü bir şekilde ekleyip orta yumuşaklıkta bir hamur elde edelim. Hamurun kıvamı gördüğünüz gibi olmalı. Hamuru beze yapalım. Çok az unlayarak gördüğünüz gibi kare veya dikdörtgen şekilde açalım. Çok fazla inceltmeyelim lütfen. Kalınlığı gördüğünüz gibi olmalı. Hamuru açtıktan sonra videoda gördüğünüz şekilde mantı hamuru keser gibi küçük karelere keselim. Şimdi kare parçanın birini alalım. Önce üçgen yapalım ve üçgenin yanda kalan iki ucunu da arkada birleştirelim. Hem önden hem arkadan birleştirdiğimiz uçları parmak arasında sıkıştıralım. Bütün parçaları bu şekilde hazırlayalım. Hazırladığımız parçaları derin kızgın yağa atalım ve kısık ateşte sürekli çevirerek kızartalım. Kızarttığımız hamurları soğumuş olan şerbete atalım ve karıştırarak birkaç dakika şerbet içinde tutup servis tabağına alalım. Çimdik tatlılarımızın üzerine dövülmüş fındık veya fıstık serperek servis edebiliriz. Bu şahane çimdik tatlısı sıra dışı şekli, az malzemesi, kolay yapılışı, damağınızda kalacak nefis tadı ile favoriniz olacak diye düşünüyorum. Deneyin lütfen. Afiyet olsun. Videomu izleyip beğendiyseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere, hoşça kalın.